Yeni bir videodan herkese merhaba dostlar. Bu videoda sizlerle beraber Xiaomi'nin en çok sevilen serisinin en yeni modelini Redmi Note 11 Pro 5G'yi detaylıca inceleyeceğiz ve 8000 TL'lik fiyatıyla alınır mı alınmaz mı veya alınırsa ne zaman alınmalı? Burada zaman da gerçekten önemli. Bu cihaz neden şu an alınmazsa sonraki zamanlarda alınabilir? Bundan da videoyu tamamen izlerseniz kesinlikle anlayacaksınız. Öncelikle şunu belirteyim. Bu cihazın fiyatı gerçekten beklentimin daha da altında geldi diyebilirim. Burada 8 8000 TL'lik bir telefona kesinlikle uygun demiyorum ancak şöyle düşünelim bir birim para 15 birim başka bir ülkenin para birimine eşitse ve bunun üstüne %100 oranda bir vergi de uygulanıyorsa bu telefonun fiyatının en az 10.000 TL'nin üstünde olması gerekiyor ama burada Xiaomi gerçekten güzel bir fiyat düzenlemesiyle nispeten daha ulaşılabilir bir fiyatla Xiaomi Redmi Note 11 Pro'yu bizlere sunmuş durumda. İncelemeye başlamadan önce de bana destek vermek için videomuzu beğenebilir ve alt taraftan abone olup bildirimleri açarak da yeni video videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. İsterseniz lafı daha fazla uzatmadan cihazımızın tasarım detaylarıyla başlayalım. İlk olarak tuş ve giriş çıkış kombinasyonlarına bakalım. Üst kısımda hoparlör 3.5 mm kulaklık jackı mikrofonu görürken yan tarafta ses kontrolcüleri ve güç tuşunu görebiliyoruz. Alt tarafta da Type-C şarj girişi, hafıza kartı ve hoparlörümüz bulunuyor. Malzeme kalitesi olarak ise cihazımız segmentine göre gayet iyi hissettirdiğini söyleyebilirim. Burada plastik bir çerçeve ile karşılaşıyoruz ancak hissiyat olarak ucuz bir hissiyatı yok. Arka kapağımızda kullanılan cam yüzeyinde buzlu bir görünüme sahip olması tasarım yönündeki güzel detaylardan fakat Arka kapak Çin versiyonunda olduğu gibi baya bir parmak izi bırakıyor. Bunun yanında yine köşeli tasarımlara sahip olduğunu belirtelim. Note 11 Pro 8.1 mm'lik kalınlığa ve 202 gramlık bir ağırlığa sahip. Bu noktada uzun süreli kullanımlarda elimizi yorduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bunun yanında kamera modülünün kasada ciddi bir şekilde çıkıntı oluşturduğunu da belirtmem gerekiyor. Açıkçası global versiyonla Çin versiyon arasında tasarım olarak bir fark yok gibi gözükse de bence Çin versiyonundaki özellikle kamera modülü daha farklı daha premium bir hava katıyordu. Yine de elimizdeki bu Redmi Note 11 Pro güzel bir tasarıma sahip. Ekran kısmına geçtiğim zaman da burada 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlüğünde 395 ppi gibi güzel bir piksel yoğunluğuna sahip olan ekranımız 120 Hz tazeleme ve 360 Hz dokuma hassasiyetini de sunabiliyor. Ekranın vermiş olduğu renkler görsel deneyim kesinlikle üst seviyede. HDR10 ve DCI P3 renk uzayında da yüzünü kapsadığını da belirtelim. Note 11 Pro 5G parlaklık noktasında da 1200 200 nit gibi çok yüksek bir değere ulaşabiliyorken bu ekran hem oyun oynarken hem de telefonda bir şeyler izlediğimiz zaman vermiş olduğu görsel deneyim kesinlikle bir amiral gemisi cihazı da aratmayacak seviyede. Eğer ekran yönünde beklentileriniz yüksekse Note 11 Pro beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Yonga City tarafına baktığımız zaman da burada pek çoğumuzu hayal kırıklığına uğratan ama performans olarak birazdan sizi şaşırtacak bir işlemci. Yani Snapdragon 695'i görürken bu işlemcimiz 6 nanometre mimariye sahip olmasından dolayı performans olarak hepimizin beklentilerinin çok daha üstünde olduğunu belirteyim. Snapdragon 695, Snapdragon 750G'den de daha iyi bir performans veriyor. 778G kadar iyi değil ancak 600 serisi giriş orta sınıf bir işlemci olmadığını da belirtmem gerekiyor. Yani oyunlarda düşük grafiklerde kesinlikle kasma donma olmadan akıcı bir şekilde oynayabiliyoruz. 60 kare desteğini vermese de 45 FPS'te güzel bir oyun deneyimi verebiliyor. RAM tarafında da incelediğimiz versiyon 8 GB RAM ve 128 GB depolama ile geliyor ve 3 GB da sanal RAM ile RAM miktarını artırabiliyoruz. Oyun performansı olarak Call of Duty Mobile'de herhangi bir FPS e düşüşü yaşatmadan aynı zamanda çok fazla ısınmayan bir işlemci ile karşılaşıyoruz ve uzun süreler yüksek grafikli oyunları oynamaya devam ettiğimiz zaman da bu cihazda ısınma problemi olmadığını da belirtmem gerekiyor. Batarya tüketim açısından da gayet verimli. Yarım saatlik bir oyun sonunda %7-8 civarında bir pil kaybımız oluyor. Bu değerlerde gayet kabul edilebilir. Ben genel deneyim açısından Redmi Note 11 Pro'nun performansını kesinlikle beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi kamera tarafına geçtiğimiz zaman burada 108 megapiksel f1.89 diyaframla gelen 6 elementli lense sahip olan Samsung'un ISOCELL HM2 sensörünü görüyoruz. İkinci kamera olarak 8 megapiksel f2.2 ultra geniş açı ve üçüncü kamerada 2 megapiksellik makro çekim kamerası. Fotoğraf kalitesi olarak ortalamada iyi bir performansının olduğunu söyleyebiliriz. Renkler olması gerektiği gibi çözünürlükte gayet yeterli seviyede. Özellikle yeterlendirme tel ışığın olduğu ortamlarda oldukça doyurucu fotoğraflar çekebiliyoruz. Hem renklerin doğruluğu olsun hem fotoğraflardaki detaylar güzel bir şekilde önümüze çıkıyor. Ultra geniş açı lensi de ışık iyi olduğu zaman güzel sonuçlar verdiğini söyleyebilirim. Düşük ışık performans olarak cihazı genel anlamıyla çok beğenmesem de yine de idare edecek düzeyde diyebilirim. Ön tarafta ise delik çentiye konumlandırılmış 16 megapiksel Full HD 30 kare videolar çekebilen güzel bir kamerayı görebiliyoruz. Kameranın video kısmına gelirsek hem ön hem de arka kamera yalnızca Full HD 30 kare videolar çekebiliyoruz. Burada ACE desteğinin kullanabildiğimizi söyleyeyim. Ancak titreşimleri engelleme konusunda kesinlikle beğenmedim. Yani video kısmında bu cihaz bizi kesinlikle üzüyor. Video için bu telefon alınmaz diyorum. Eğer odağınız video ise Note 11 Pro'yu es geçin derim. Şimdi bataryaya bakarsak burada 5000 mAh değerini görebiliyoruz. Hızlı şarj desteği olarak da 67 wattlık güzel bir değeri görebiliyoruz. Kutu içeriğimizden de bu adaptörün çıktığını söyleyelim. Ortalamada 40 dakika içerisinde telefonumuzu sıfırdan yüze şarj edebilmemiz mümkün. Burada batarya performans olarak da hem işlemcimizin yüksek bir üretim teknolojisinden geçmesi hem de ekranımızın ameliyat olmasından dolayı bu batarya benim bir günümü rahatlıkla çıkartabiliyor. Güvenlik seçeneklerine baktığımız zaman da hem yüz tanıma özelliği hem de güç düşüne entegre parmak izi okuyucu bizlere sunulmuş durumda. Yüz tanıma iyi çalışıyor fakat ben parmak izi okuyucunun daha pratik bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Güç düşüne bastığımız anda çok hızlı bir şekilde ekran kilidinden kurtuluyoruz. Kablosuz bağlantılara baktığımız zaman da 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 ve NFC teknolojisini desteklerken suya ve toza karşı dayanıklılıkta da ip 53 korumasına sahip olan Note 11 Pro'nun hoparlör noktasında stereo çift hoparlör sistemi ile birlikte tatmin edici bir ses performansına sahip olduğunu belirteyim. Gerek ses yüksekliği olsun, gerek ses doygunluğu, kalite yönünden seslerin nereden geldiğini anlamamız konusunda da oldukça başarılı sonuçlar veriyor. Şimdi isterseniz daha fazla uzatmadan son değerlendirme kısmına geçelim. Dostlar şimdi son olarak Xiaomi Redmi Note 11 Pro ile ilgili bir değerlendirme yaptığımız zaman özellikle işlemcisiyle bizi kesinlikle üzmediğini belirteyim. Snapdragon 695 Yonga seti gerçekten günlük kullanımda olsun, sentetik testlerde olsun veya oyun performansı olarak da Snapdragon 695 başarılı işlere imza atıyor. Ancak burada Snapdragon 778G'ye kadar yani a 2 5G'de bulunan ve Xiaomi Mi 11 Lite'ın yenilenmiş versiyonunda bulunan işlemciler gibi o kadar da yüksek performanslı bir işlemcinin olmadığını söyleyeyim. Ancak 765G'den daha iyi bir işlemciden bahsediyoruz. Yani 778G ile 765G arasına konumlandırılmış, gayet işimizi görebilecek, her türlü kullanımda bizi memnun edecek bir işlemci bu telefonda kullanılmış diyebilirim. Batarya performansı açısından da Redmi Note 11 Pro'yu gayet beğendiğimi söyleyebilirim. Yoğun bir kullanımla geçen günün sonunda 9-10 saat arasında ekran süreleri verebilirken bu bataryanın bu kadar başarılı olmasının sebebi 6 nanometre mimariye sahip olan Snapdragon 695 yongası. Yani bu telefon kesinlikle oyunculara yönelik bir cihaz diyemeyiz. Ancak günlük kullanım ve arada bir oyun oynayanlar için Redmi Note 11 Pro'nun gayet iyi bir seçenek olduğunu düşünüyorum. Burada oyuncuların yanında video çekenlerin de bu telefondan uzak durması gerektiğini belirttim. Çünkü burada yalnızca 1080p 30 kare desteğimiz bulunuyor. Yani Xiaomi'nin burada ne yapmaya çalıştığını gerçekten hiçbir şekilde anlayamadım. Xiaomi Redmi Note 8 Pro'da bile 4K 30 kare video kayıt imkanı varken bu telefon yalnızca full HD 30 kare videolar çekebiliyor. Ve bu telefondaki sensör boyutuyla Note 8 Pro gibi eski bir cihazı kıyasladığımız zaman hem sensör boyutu olarak daha büyük bir sensör bizlere karşılıyor. Hem de özellikle ana kamera lensinde ciddi manada gelişmeler önümüze çıkıyor. Açıkçası Xiaomi'nin Çin pazarına sunmuş olduğu Note 11 Pro'da 4K desteği de rahatlıkla görebiliyorduk. Onun vermiş olduğu video performansıyla video performans arasında çok ciddi farklar bulunduğunu belirteyim. Yani özetle video tarafında gerçekten kötü bir cihaz. Video performansı manasına kıyasla fotoğraf tarafında çok daha iyi bir seviyede olduğunu belirteyim. Fiyat değerlendirmesine geldiğimiz zaman da 8000 TL'lik fiyatıyla şu an için almanızı önermiyorum. Çok yüksek ihtimalle bir ay civarı beklerseniz bu telefonun 7000 TL bandına hatta 7000 TL'nin de biraz daha aşağısına düşeceğini söyleyebilirim. Yani telefon almak için bir aceleniz yoksa bence fiyatın biraz daha düşmesini beklemek daha mantıklı olacaktır. Peki sizler Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G versiyonu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce nasıl bir cihaz olmuş? Almaya değer mi? görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Ve bana destek vermek ve yeni videolarımızdan haberdar olmak için de alt taraftan abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.